Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf ara tatil biyoloji tekrarına başlıyoruz. Sorularla tekrar H'deki de birlikteyiz. Biyolojide çıkan konularımızdan bahsedeceğiz. Çok istemiştiniz hocam soru da çözseniz. Biz testleri yaparken zorlanıyoruz demiştiniz. Şöyle bir soruların üzerinden konuyu da tekrar etmiş olacağız. Arada tabii benim de anlatacağım bazı küçük noktalar olacak. Hangi konuları görmüştük? Hemen bir başlayalım. <laughs> İlk ünitemiz yaşam bilimi biyolojiydi. Başında biyoloji bilimiyle ilgili bazı şeyler vardı. Hangi sorunlara çözüm bulunur? Biyoloji bilimindeki ilerlemeler nasıl e, katkı sağlıyor evrene? gibi kısımlar vardı. Arkasından canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. İnorganik bileşikler arkasından gelmişti. En sonunda organik bileşiklerde kalmıştık. Organik bileşikler biliyorsunuz çok uzun karbonhidrat, yağ, protein, enzim, vitamin, nükleik asit hepsi dahil olduğu için biz geldiğimiz yere kadar olan kısmından soruları Çözeceğiz diyeyim. Gençler ilk bölüm biyoloji bilimiydi. Hemen bundan bir bahsedelim. Şimdi biyo dediğimiz zaman canlı anlamına geliyordu. Loji de bizim için bilim demekti. O zaman biyoloji canlı bilimi anlamına gelecek. Biyoloji bilimi de canlıları ilgilendiren her şeyle ilgili çalışmalar yapacak. Gözümle göremediğim en gelişmemiş canlı olan bakterilerden tutun da en gelişmiş canlı olan bana kadar benim vücudumda olan şeyler, etrafımla etkileşimim, beni etkileyen olaylar hepsi biyoloji biliminin inceleme alanında olacak. Tabii ki bazı evrensel sorunlara da biyoloji bilimi çözüm arayacak. Bunların en başında gıda sıkıntısı adını verdiğimiz sıkıntı geliyor. Dünya nüfusu çok hızlı artıyor. Hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme gibi sebeplerle de tarım arazilerimiz çok fazla derecede azaldı. Bu dünya nüfusunun bir doyması lazım. Acaba ne yaparsak, nasıl tarım yaparsak dünyayı daha iyi doyurabiliriz gibi sorunlara karşı çözümler arıyor. Sağlık sorunları başlı başına bir başlık zaten. Kök hücre çalışmaları olsun, gen projeleri olsun, aşı üretimi, hormon üretimi gibi olaylar biyoloji biliminin sağlık sorunlarına bulduğu çözüm yöntemleri olacak. Çevre sorunları dediğimiz zaman Biliyorsunuz bu da çok e, güncel bir sorunumuz. Çevre sorunları, çevre kirliliğinin artması, nasıl arıtma tesisleri yapabiliriz, atık oluşturmayı nasıl azaltabiliriz. Sıfır atık projeleri var mesela okullarda da yapılıyor artık. Diğer bir başlığımız ise biyoçeşitliliğin korunması olacak. Dünyada belli sayıda tür canlı var. Bazı canlıların neslinin tükendiğini biliyoruz ve e, neslinin tükenmeye devam ettiğini de maalesef ki biliyoruz. Bu canlıların nesline devam edebilmesi için neler yapılmalı? yaşam koşulları mı iyileştirilmeli, besin mi bulunmalı? Bunun gibi çözümleri de yine biyoloji bilimi aramış olacak. Hemen bununla ilgili bir iki tane soru çözeyim. Bu konuyu önemsiyorum. Çünkü ÖSYM son zamanlarda çevre kirliliği, biyoloji bilimindeki gelişmeler, ilaç üretimi, kanser tedavisi gibi sorulardan daha çok e, ÖSYM'de sormaya başladı. O yüzden de böyle çok basit gibi görünen aman çevre kirliliği işte aman biyoloji bilimi işte gibi konular bizim için çok daha önemli konular haline geldi. Hemen başlıyoruz sorularımızı hem sıfırdan dokuza kitabımızdan hem de tak dokuz kitabımızdan çektik. Biliyorsunuz bu da sıfırdan dokuza biyoloji sayfa 13'te dördüncü sorumuz. Diyagramdaki ifadeler en üstten başlanarak doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. İnsan yaşamının sürdürülebilir Bilirliği için doğal denge korunmalıdır. Doğal denge ile ekosistemin olması gerektiği dengesinden bahsediyoruz. Tabii ki hayatın sürdürülebilirliği için doğal denge korunması gerekiyor. O zaman doğruya geldim. Doğal dengenin korunması için plastik madde kullanımı arttırılmalıdır. Tabii ki plastik maddeler doğada çözülmediği çok uzun yıllar sonra çözündüğü için plastik madde kullanımını azaltmalıyız. Geri dönüşümü olan çevreye dost maddelerin kullanımını Arttırmalıyız. O zaman yanlışa doğru gittik. Hangi çıkışa da ulaştık? Üçüncü çıkışa. Şimdi bu genel tekrar videomuz olduğu için ben diğerlerinden de bahsetmek istiyorum. Farklı kalıplarda sorular karşınıza çıkarsa diye. Gıda sıkıntısı bitki ıslah çalışmaları ile azaltılmaya çalışmaktadır. Evet gıda sıkıntısı büyük bir sıkıntı. Dünyanın nüfusunu doyurmakta zorluk çekiyoruz. Bitki ıslah çalışmaları yapıyoruz. Yani bitkiyi e, öyle bir hale getirelim ki daha çok ürün elde edelim. Soğuğa dayanıklı olsun, tohum kalitesi yüksek olsun. Bunların hepsi birer ıslah çalışmasıdır. Hızlı nüfus artışı ve düzensiz kentleşme biyoçeşitliliği tehdit etmektedir. Tabii ki onların yaşam alanlarını ele geçirdiğimiz için biyoçeşitlilik de bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir gençler. Geldik yine sıfırdan dokuza biyoloji sayfa 13 birinci soruyu Bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri doğal dengenin bozulmasına ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur? O zaman olumsuz şeyler arıyorum. Canlıları ne olumsuz yönde etkiler? Bir kere hızlı nüfus artışı tabii ki canlıları olumsuz yönde etkileyecek. Düzensiz kentleşme ee, tarım arazilerine önem vermeme göl kenarlarında daha fazla çoğalma oradaki canlıları olumsuz yönde etkileyecek av yasakları he bir canlının avlanmasını yasaklıyorsun şu dönemle şu dönem arasında şu hayvana avlayamazsın diyorsun bu onun üreme dönemi Birey sayısını arttırması için azalmaması yani avlanmaması lazım diyorsun. Demek ki bu biyoçeşitliliği azaltmaz. Tam tersine av yasakları biyoçeşitliliği arttırır. Hangileri sebep olur dediği için de cevabımız 1 ve 2 oldu. Gençler, geldik 9. tak biyolojiye. Bakıyoruz yine biyoloji bilimindeki gelişmelere bağlı olarak yukarıda verilenlerden hangileri bakterilerden elde edilebilmektedir? Bu konu 12. sınıfta çok uzun anlatılıyor. Bakterilere genler ekleniyor, neler yapılıyor, neler üretiliyor gibi. Şimdi günümüzde de biyoteknolojik çalışmalar arttırıldı. Birçok enzim çeşidi bakteriler kullanılarak elde elde edilebiliyor. Yine bakterilerden bizim vücudumuz için yararlı olan mikroorganizmalarla Savaşacak antimikrobiyal proteinler elde edilebiliyor. Eğer bir insan bir hormonu sentezleyemiyorsa tutuyorlar. Bunun sentezleme genini bakterilere veriyorlar. Mesela insülün çok bilirsiniz. Şeker hastası çok var etrafımızda. İnsülün sentezleme genini bakterilere aktarıyorlar. Bakteriler de böylece insülün sentezleyebilecek hale geliyorlar. Aşılar da yine bakterilerden elde edilebiliyor günümüz teknolojisinde. O yüzden cevabımız E oldu geldik canlıların ortak özelliklerine. Canlıların ortak özelliklerinden 12 tanesinden bahsetmiştik. Dediğim gibi sorularla genel tekrar yapacağım ama hafif hafif de böyle hatırlatmalar vermek istiyorum. Şimdi hücresel yapı bakımından canlılara baktığımız zaman canlılar bir prokaryot hücre tipine sahip oluyorlardı. Bir de ökaryot hücre tipi dediğimiz tipe sahip olabiliyorlardı. Prokaryotlar gelişmemiş, DNA, RNA, ribozom haricinde bir şeyi bulunmayan, zarlı organelleri bulunmayanlardı. Ökaryotlarda ise türüne göre farklı zarlı organeller bulunabiliyordu. Ya da bazı canlılar tek hücreliydi, bazı canlılar çok hücreliydi. Bu şekilde gruplandırabiliyorduk. Beslenmeye baktığımız zaman yine bazı canlılar kendi besini kendi üretiyordu. Biz onlara ototrof diyorduk, yani üretici diyorduk. Bazı canlılar da besini dışarıdan hazır olarak alıyordu. Onlara da heterotrof yani tüketici canlılar diyorduk. Çok nadiren hem ototrof hem heterotrof olan canlılar da vardı. böcekçil bitki öglena gibi. Solunum bakımından bir oksijenli solunum yapanlar vardı, bir oksijensiz solunum yapanlar vardı. Bir de fermantasyon yaparak ATP üretimini gerçekleştiren canlılarımız vardı. Metabolizma canlının vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden deniyordu. Eğer ben vücudumda küçük şeyleri bir araya getirerek büyük bir şey yapıyorsam buna anabolizma Anneden aklımızda kalacaktı. Küçükleri bir araya getirir büyük bir şey yapar ya anneler. Anabolizma yapım tepkimesi olacaktı. Katabolizma ise katletmekten aklımızda kalabilirdi. Büyük bir şeyi küçük parçalara ayırıyorsam o da bizim için katabolizma oluyordu. Homeostazi kararlı iç denge demekti. Yani içimdeki her şeyin optimum değerde. Maksimum, minimum, optimum değerde olması anlamına geliyordu. Ben vücudumda her şeyi homeostasimi korumak için gerçekleştiriyorum. Boşaltım dediğimiz zaman tüm canlılarda ortaktı ama ben çok hücreli bir canlıyım. Boşaltımla ilgili böbreklerim var, koca koca sistemlerim var. Ama tek hücreli bir canlı da yine difüzyonla atıyorum amonyağını dışarıya attı. Bu da bir boşaltım yapmak demekti. Hareket etmeyi sakın karıştırmıyorsun. Tüm canlılar mutlaka hareket eder. Ya hocam bitki de hareket ediyor mu? Ediyor. Hareket etmek demek illaki aktif olarak yer değiştirmek demek değildir. Bazı canlılar pasif hareket eder, bazı canlılar ise aktif hareket ederler. Uyarılara tepki dediğimiz zaman senin iç çevrenden veya dış çevrenden bir uyaran gelirse mutlaka senin Buna verdiğin bir tepki vardır. Biri gelip senin eline dokunursa uyartı dışarıdan geldi buna karşı bir tepki oluşturursun. İçeride şekerin düşerse bilmem nereyin yükselir. Bu da onun verdiği bir tepkidir. Uyum, adaptasyon her şeyin içeride belli bir e, organizasyonla çalışması anlamına gelir. Mutlaka canlılar bulunduğu ortamı uyum sağlamak zorunda. Bu sene biraz kış gelmedi İstanbul'a ama kış geldiği zaman kalın kalın giyinmeye başlıyoruz. Aslında bulunduğumuz ortamda yaşama şansımızı arttırmak için ortama adapte oluyoruz. Organizasyon yine aynı mantık uyumlu çalışmak anlamına gelecek. Benim dalağım böbreğimden böbreğim pankreasımdan bağımsız çalışamaz. Sadece tek bir hücreden meydana gelen prokaryot bir canlı olsa DNA'sı olsa RNA'sı olsa ribozomu olsa ribozom hücre zarından hücre zarından, DNA'sından e, habersiz bir şekilde çalışma işlemini gerçekleştiremez gençler. O yüzden bunlar bizim için önemli. Üreme dediğimiz zaman da kendi içinde üremeyi üçe ayırabiliriz. Eşeyli üreme yapan canlılar var. Mesela biz eşeyli üreme yapmaktan başka şansımız yok. Tek bir ata bireyden meydana gelen üreme şekli var. Eşeysiz üreme diyoruz. Bazı canlılar da ikisini birlikte yapabiliyorlar. Yani hem eşeyli hem eşeysiz üreme yapabilen canlılarımız da söz konusu. Büyüme ve gelişme de yine canlıların ortak özelliklerindendir. Büyüme dediğimiz zaman senin bir yerindeki hücre sayın artıyorsa büyümüşsün demektir. Oran fonksiyonel olarak iş yapabilecek kıvama geldiyse gelişmişsin demektir. Neyi kastediyorum? Bebeğin bacağındaki hücre sayısı arttıysa bebeğin bacağı büyümüştür. Bebeğin bacağı üstüne basabile, basarak yürüyebilecek kıvama geldiyse o gelişmiştir. O yüzden de büyüme ve gelişme de tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşecek. Ya hocam tek hücreli nasıl büyüyecek? Tek hücrelidir şu kadarcıktır hacmini arttırdığı zaman büyümüş demektir. Hacmini ve kütlesini arttırması tek hücrelerin büyüdüğü anlamına gelir. Hemen ortak özelliklerle ilgili sorularımıza geçelim. Solunumla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Tüm canlılar enerjilerini solunum yaparak sağlarlar. Oksijenli oksijensiz fermentasyon fark etmez ama tüm canlılar mutlaka solunum yapmak zorunda. Solunum yapmaktaki amacım neydi? ATP yani bendeki kullanılabilir enerji üretmek o zaman bu doğru. Solunumda oksijen kesinlikle bak biyoloji sorularında kesinlikle mutlaka sürekli gibi kelimelere çok dikkat et. Kesinlikle oksijen kullanır. Yo oksijensiz solunum yapan var. Fermentasyon yapan var. Yani herkes oksijen kullanmak zorunda değil. Solunum besinlerdeki kimyasal enerjiyi açığa çıkarır. Bu doğru ama şöyle bir hatırlatma yapayım. Şimdi derin bir nefes çekiyorsun. İçime neyi aldım? Oksijen. Bunu neyle yaktım? Besinle. Huf, yaptığım zaman dışarıya neyi verdim? Karbon dioksiti. Bir de hani cama hohlasan su çıkıyor ya buhar. Su açığa çıktı. Bir de sen bu tepkime sonucunda ne ürettin? ATP. Solunum Besinlerin yapısındaki kimyasal enerjiyi ATP'ye çevirdiğimiştir. Yani her şeyin yapısında mutlaka enerji bulunur. Besinlerin yapısında da kimyasal enerji vardır. Ben bu besinleri solunum tepkimesinde yaktığım zaman ATP sentezlemiş oluyorum. O yüzden de enerjiyi açığa çıkarmış olacak. Cevaplara da bakayım. Yanlış düşmeyelim. Doğrudur diyor. Biz de kimlere tik attık? 1 ve 3'e. Gelelim diğer bir sorumuza. Canlıların ortak özelliklerinden beslenme ile ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Canlılar enerji üretebilmek için beslenirler. Bak geldik yine aynı şeye. Yaptığımda oksijenle besini yakıyordum. Buradan yaptığımda karbondioksitle su açığa çıkıyordu. Bu oksijenli solunumun denklemi. Ben enerji üretebilmek için mutlaka ne yapmak zorundayım? Beslenmek. Sonra da bu besinimi solunum tepkimelerinde yakmak zorundayım. O yüzden de bu bizim için doğru. Besin ihtiyacını dışarıdan hazır olarak karşılayan yani benim gibi doğadan hazır olarak besin ihtiyacını karşılayan canlılara üretici denir. Hadi oradan besinini dışarıdan hazır olan olarak alan canlılara tüketici denir. Üretici de canlı adı üstünde kendi besini kendi üretiyordur. Diğer isimleri de çok kullanılır. Üreticinin diğer ismi neymiş? Ototrof. Tüketicinin heterotrof şeklinde olacak. Doğada hem üretici hem de tüketici canlı yoktur. Ha, burada durdum. Aslında ortak özelliklerden bahsederken söylemiştim. Çok nadiren de olsa doğada hem üretici hem de tüketici olan canlılar var. Bunlara kimi örnek verebiliyoruz? Birincisi böcek çil bitki dediğimiz canlıya örnek verebiliyoruz. Böcek çil bitkiyi bilirsiniz. Sinek kapan olarak da geçer. E, yapraklarının arasından böyle güzel kokulu kimyasallar Salgılıyor. Sonra böcekler gelip buraya kandığı zaman çok hızlı bir şekilde yapraklarını kapatıyor. Böcek içeride kalıyor. Azot ihtiyacını böcekten karşılıyor. Böcekten bir şey aldığına göre tüketici. Gayet yeşil renkli fotosentez yapıyor üretici. O zaman böcek çil bitki hem üretici hem tüketici. Sonraki ünitelerde çok karşıma çıkacak tek hücreli bir canlımız var. Öblene adını verdiğimiz. Şöyle kamçısıyla hareket eder. Öglenada doğada nadir bulunan canlılardan bir tanesi. Çünkü kloroplastları var. Fotosentez yapıyor. Yani üretici. Ama güneş ışığı yoksa besin sentezleyemiyorsa hop besini bu sefer de dışarıdan hazır olarak alabiliyor. Yani tüketicilik de yapabiliyor. Bu da bizim için gitti. Güneş enerjisini kullanarak besin sentezlenmesine fotosentez denir. Bakıyorum üretici canlılar fotosentez yaparlardı ki tepkime de tam bunun tersi oluyor. Karbondioksitle su tepkimeye giriyor fotosentezde. Besin ve oksijen açığa çıkıyor bitkilerin yaptığı fotosentezde. O yüzden de güneş enerjisi kullanıldığı zaman tabii ki biz bu işe fotosentez ismini vereceğiz. Hangileri doğrudur diye sorduğumuza göre de cevabımız 1 ve 4 olacak. Yine yeni nesil kurma sorularımızdan tablolu bir soru karşımıza çıktı. Biliyorsunuz yeni nesil sorulara kitaplarda fazlalık vermeye çalışıyoruz. Çünkü ÖSYM artık yeni nesilleri soruyor. Onu anabolizma olayları ile ilgili yukarıda verilen kavram haritasındaki numaralandırılmış ifadelerden hangilerinde hata yapılmıştır? Önce bir bakıyorum. Bizim metabolizmamız vardı. Metabolizma canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden deniyordu. Eğer ben küçük şeylerden büyük bir şey yaptıysam anabolizma adını veriyorduk. Eğer büyük bir şeyi küçük parçalara ayırdıysam o zaman da katabolizma adını veriyorduk. Anabolizma adı üstünde yapım Katabolizma ise yıkım anlamına geliyordu. Şimdi protein sentezi gördüğümüz için gayet güzel yazabilirim. En sayıda amino asit bir araya geliyor. Bir tane protein açığa çıkıyor. Buradan da en eksi bir sayıda su açığa çıkıyordu. Şimdi protein sentezine bakıyorum. Amino asit monomer. Protein ise polimer yapılı bir şey. Yani küçükler bir araya gelmiş büyük bir şey olmuş. Protein sentezi tabii ki benim için anabolizma tepkimelerini örnek Burada bir sıkıntı yok, hata yok, doğru yapmış. Fotosenteze bakıyorum. Fotosentezin denklemine de bakacaksak solunum yaptık ya az önce. Yapmıştık. Onu tersten yaz. Karbondioksitle su tepkimeye giriyorlar. Buradan besin açığa çıkıyor. Bir de oksijen açığa çıkıyor. Besinin de sen formülünü biliyorsun. Aslında bu besin dediği nedir? Glikozdur. C6H12O6'dan bahsediyoruz. 6 karbonlu bir bileşikten. 2 tane küçükten bir tane büyük yapıldı. Yani bu da yapım tepkimesidir. Şöyle de tutabilirsin aklında. Bitkiler fotosentez yaptıkça besin üretip büyümüyorlar mı? O zaman fotosentez bir yapım tepkimesidir burada da hata yok. He, oksijenli solunuma geldik. Oksijenli solunumda ise oksijeni alıyordum. Besin yani C6H12O6 ile tepkimeye sokuyordum. Buradan 6 tane karbondioksitle 6 tane su açığa çıkıyordu. Büyük bir şeyi daha küçük şeylere oksijenli tepkimeye sokarak parçaladım. O yüzden oksijenli solunum bir katabolizma tepkimesidir. Şey gibi de düşünebilirsin. Hiç yemek yemiyorsun, hep solunum yapıyorsun. Ne yaparsın? Zayıflarsın. Yıkım yapıyorsun. Çünkü yağ hidrolizi dediğimiz zaman da yine bildiğiniz için söyleyelim. Hatırlatma yapmaya çalışıyorum aslında. Trigliserit dediğimiz büyük yağlarımız vardı. Bunlar 3 tane suyla tepkimeye girdiği zaman 3 tane yağ asidi bir tane de gliserol adı açığa çıkardı. Yani büyükler neye dönüşmüş olurdu? Küçüklere dönüşmüş olurdu. Büyük bir şeyi küçüğe çevirdiğine göre hidroliz tepkimeleri de tabii ki katabolik tepkimelerdir. Hata yapılmışlara da o zaman kimler çıktı? 2 ve 4'te hata yaptığına göre cevabımız denizli oldu. Hemen geldik diğer bir soruya. Canlıların hücresel yapıları ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenemez diyor. Baktım bazı canlılar tek hücrelidir. Evet amipler, amip gibi, bakteri gibi canlılar tek hücrelidir. O zaman bu doğru. Tüm canlıların en küçük temel yapı birimi hücredir. Hücre bizim en küçük fonksiyonel birimimiz. Ya hocam hücrenin içerisinde çekirdek var. Çekirdek en küçük birim olmaz mı? Olmaz. Çünkü çekirdek tek başınayken yaşam devam etmiyor. İşler içerisinde lerde gerçekleşmiyor en küçük gerçekleşebileceği birim hücre olduğu için o yüzden de tüm canlıların en küçük temel yapı birimi hücredir diyoruz. Bu da doğru. Her hücre kendi besinini kendi oluşturur. Başka konuyla bağlamış. Her hücre kendi besinini kendi oluşturamaz. Bazı canlılar dışarıdan hazır olarak alırlar. Mesela benim hiçbir hücrem kendi besini kendi üretmiyor. Hücrelerin kalıtım birimi DNA'dır ama bu bizim için doğru. Tüm canlı hücrelerde mutlaka DNA bulunacaktı. DNA genetik özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayacaktı. Söylenemez dediğine göre bak az daha Edirne'ye gidiyordum işaretliyordum son dakikada söylenemez dediğini gördüm. Bu tarz hataları da yaptığımız zaman sonra çok üzülüyoruz. Aa doğru çözmüşüm yanlış işaretlemişim diyoruz. Dikkat hatalarını lütfen dikkat edin. Söylenemez dediğine göre bizim için söylenemezimiz Bursa oluyor. Gençler Ortak özelliklerle ilgili son sorumuz. Aşağıda verilen olaylardan hangisini bir canlı hayat döngüsü içinde gerçekleştiremeyebilir? Hemen kendimi düşünüyorum. Solunum yapmasam ölürüm. Nasıl hayat döngümde gerçekleştirmeyeceğim? Beslenmezsem ölürüm. Nasıl gerçekleştirmeyeceğim? Boşaltım yapmazsam atıklar içimde birikir, ölürüm. Uyum yapmazsam, yaşadığım ortama adapte olmazsam ölürüm üremezsem ölmem. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Hayatın devamı, neslin devamı için üreme şarttır. Ama üreme yaşamın, kişisel yaşamın devamı için şart değil. Çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim diyeyim. Buradan da gelelim inorganik bileşiklere. İnorganik bileşikler biliyorsunuz C ve H'ı birlikte bulundurmayan bileşiklerde. Su, asit, bazı tuz, mineraller buna örnekte. Su dediğimiz zaman doğada hazır olarak alınmak zorunda. Ya hocam işte ben su so solunum yaptığında su çıkmıyor mu? Sen su üretmiyorsun. Daha önce içtiğin suyu dışarıya vermiş oluyorsun. Hiçbir canlı suyu üretemez. Herkes doğadan hazır olarak almak zorunda. Asitler ve bazlar böyle kısa tanımsal bilecektin. Suda çözündüğünde hidrojen uyanı verenlere asit. Suda çözündüğünde OH hidroksil verenlere baz deniyordu. Asitlerin tadı e, ee, ekşiydi. Turnusol kağıdını maviyse kırmızıya çeviriyorlardı. Bazıların tadı acıydı. Tur, mavi turnus, Hangi turnusolü? Kırmızı turnusolü maviye çeviriyorlardı. Asitler ve bazlar birleştiği zaman tuzlar meydana geliyordu. Mineral maddeler de o kimyacının bize periyodik cetvelde öğrettiği sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor, brom, iyot, Bunların hepsi biyolojide mineral maddeydi. Bunları vücudumuza yeterli düzeyde alamazsak bazı hastalıklar meydana geliyordu. pH cetveli adını verdiğimiz bir cetvel söz konusuydu. 0 ile 14 arasındaydı. 7 bizim için nötr dediğimiz alan oluyordu. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artar. 7'den rakam büyüdükçe de bazlık artıyordu. Hemen bununla da ilgili sorulara bakalım. İnorganik bileşiklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi inorganik su, asit, baz, tuz, minerallerden bahsediyoruz. Genel özelliğiydi zaten. Sindirime uğramadan hücre zarından direkt geçebilirler. Hücre zarının şöyle delikleri var. Por adını verdiğimiz. Bu porlardan inorganik maddeler zaten küçük oldukları için geçebilir. Monomerin ne olduğuna da buradan geçip geçememeye göre karar veriyoruz. Yani bakmışlar karbonhidratların glikozu geçebiliyor. O zaman yapı taşı glikozdur demişler. Yağ asidi geçebiliyor. Yağların yapı taşı yağ asididir demişler. Protein geçemiyor ama amino asit geçebiliyor. O yüzden amino asit proteinin yapı taşıdır demişler. Hiçbir canlı sentezleyemez. Herkes doğadan hazır olarak almak zorunda. Hücrelerin yapısına katılabilirler. Tabii ki yapıda bulunacaklar. Hücrelerimizin yapısında mineral maddeler bulunacak bazı su da bulunacak hücrelerin yüzde yetmişi zaten sudur mesela o yüzden de cevabımız Edirne oldu aşağıdaki ifadelerden doğru olanların tikle e, yanlış olanları çarpı ile işaretleyiniz demiş pH cetvelinde 7'den 0'a gidildikçe asitlik artar. pH cetvelini şöyle düşünüyordum. Burası 7 olsun. Burası 0. Burası 14. 7'den rakam küçüldükçe tabii ki neyin artması lazım? Asitlik artacak. Hemen bakıyorum 7'den 0'a gidildikçe asitlik arttı. Şey, kenara çizeyim daha net görün. Bu bizim için doğru. NaOH su içinde çözündüğünde H artı iyonu verir. NaOH bizim için bazda hem de kuvvetli bir bazdı. Suda çözündüğü zaman da tabii ki hidroksil iyonu açığa çıkartıyordu. Doğru. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Hidroklorik asite baktığımız zaman da onun da pH'ını şurada gösteriyorduk. Su'da çözündüğü zaman H iyonları açığa çıkardı. Yani kuvvetli bir asitti. Doğru. Bazıların tadı acı, asitlerin tadı ekşidir genellikle. O zaman bu da bizim için doğru. Vücutta asit baz dengesinin bozulması bazı rahatsızlıkları yol açar. Bu da bizim için Doğru. Bak ne yapmışız? Hepsini birden doğruyu yazmışız. Bunu niye özellikle koydum? Bazen böyle şüpheye düşüyorsunuz. Doğru yaptım doğru 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 ya hiç mi yanlış yok mutlaka bir tanesini yanlışa çevirmeliyim diyorsunuz. Hayır kendinizden eminseniz eğer o cümlenin doğru olduğunu biliyorsanız doğrularınızı mutlaka yazın. Bizim sorduğumuzda da beşinden beşinin beşi de doğru çıktı. Hemen bir soru daha çözelim. Günlük alınması gereken, gereken miktardan fazla tuz tüketen bir kişi de. Asitler ve bazlar birleşince tuzlar meydana geliyordu. E, oluşan bu tuzların yapısında da mineral maddeler var. Çok fazla tuz yiyorum. Çok fazla tuz yiyorsam yüksek tansiyon meydana gelebilir. Çünkü kanımın böyle e, ozmotik basıncında kıvamında bazı değişiklikler meydana gelecek. Böyle kalsiyumlu tuzlarsa kalsiyumlar gider benim böbreklerimde birikir birikir taşların oluşması sebep olabilir. Yine aynı mantıkla kalp fonksiyon bozuklukları da meydana gelebilir. Aşırı derecede tuz tüketen bir kişi de tabii ki birçok hastalık açığa çıkabilir. Gelelim canlıların ortak özelliklerine biraz buralarda zorlanıyorsunuz. Dokuzuncu sınıf biyolojisi de biraz zor, ben de biliyorum. Ama ee, öğrenilmeyecek diye bir şey söz konusu değil. Daha sonraki yıllarda diyorsunuz ki, "Aa aslında o kadar zor değilmiş. Ben bir geçiş dönemindeydim. O yüzden bana o kadar zor gelmiş." diyorsunuz. Bir tık çaba gösterdiğimiz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz soru tipi yok. Organik bileşikler geldim buraya organik bileşik dediğimiz zaman canlı vücudunda sentezlenebilen maddelere organik bileşik deniyor. Şu sonuca var mı ben sentezlemem şart değil. Bitki üretiyordur bakteri üretiyordur yani bir canlı üretiyorsa o zaman organiktir. Mesela vitaminleri ben sentezleyemiyorum ama bitkiler sentezleyebiliyor. O zaman bizim için organik bileşiklerdir. Biz de şimdiye kadar karbonhidrat yağ protein ve enzimlere kadar geldik. Daha sonrakileri e, ara tatil programından sonra vermiş olacağız. Hemen buradan da sorularımıza bir bakalım. Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangileri solunum tepkimelerine katılarak enerji üretiminde kullanılabilir? Buna çok önem veriyorum. Çok üstüne basa basa anlatıyorum. Biliyorum ama çok fazla derecede sorusu çıkıyor. Enerji vermek demek bir şeyin solunum tepkimesine katılıp ATP'ye dönüşebilmesi demek. Çok yazdım, yazmayayım. Yaptık ya solunum bu solunum tepkimesinde besin dediğim yere ne yazabiliyorsam o enerji vericidir. Bizim vücudumuzda da karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji verici moleküllerdir başka hiçbir şey enerji vermez. Ay bizim çocuğun sınavları geldi vitamin alayım da enerjisi olsun. O halk arası yanlış söylenen laflar. Vitamin tabii ki bana iyi gelir bağışıklık sistemimi güçlendirir ama bana ATP'ye dönüşemez. Hatta bunların kullanım sırasından bahsetmiştik. Karnım çok aç. İlk kimin gidip kapısını çalıyorum? Karbonhidratların. Vücudumdaki karbonhidratlar bitti. Kimin kapısını çalıyorum? Yağların. Yağlar da vücudumda biterse sigorta şirketi olarak proteinlerin kapısını çalıyordum. Oransal olarak baksak yani hepsini eşit miktarda yaktığım zaman en çok enerjiyi veren yağlardı. Sonra orta düzeyde veren proteinlerdi. En az enerji veren de karbonhidratlardı. Şey yani şekerlerdi. Şekerler çok az enerji verirler. Ama ilk sırada kullanılır. Çünkü oksijenle tepkimeye katılmaları çok kolaydır. O zaman hangileri enerji üretiminde kullanılabilir dediyse göre cevabımızda 1, 3 ve 4 oldu. Hemen bir soruya daha bakalım. Fosfolipit molekülünün sentez sırasında molekül değişimi grafikte gösterilmiş. Bir fosfolipit sentezinden bahsediyormuş. Hemen yazmaya başlayalım. Fosfolipit sentezi yapıyorsa normalde trigliseritler için hangi formülü kullanıyordun? 3 tane yağ asidi, 1 tane gliserolle birleşiyordu. Buradan trigliserit sentezi oluyordu. 3 tane de su açığa çıkıyordu. Ama burada trigliserit dememiş. Fosfolipit demiş. Fosfolipitte de bir tane fosfat katılıyordu yağ asidi yerine. O zaman şöyle genişten yazayım. 2 tane yağ asidi tepkimeye girecek. Bir tane de gliserol girecek. Aynı zamanda bir tane de fosfat tepkimeye girecek. Buradan ne sentezlenecek? Fosfo lipid sentezi gerçekleşecek. Aynı zamanda da su açığa çıkacak. O zaman sen fosfolipit sentezi yapıyorsan bunun miktarı azalır. Bunun miktarı azalır. Bunun miktarı azalır. Çıkanların miktarı ise hücrede artar. Grafiksel sorularda böyle bakman lazım. X azalan bir şey mi? O zaman X bu üçünden biri olabilir. Yağ asidi miktarı evet, yağ asidi hücrede azalacak fosfat kullanıp yapıya kattığıma göre hücrede miktarı azalacak. Gliserol yapıya kattığıma göre miktarı azalacak. Küçüklerden büyük yapıyorum. Bu bir dehidrasyon tepkimesi. Suyun miktarı ise artacak. O yüzden bu grafik suyu gösteriyor. Olamaz. Hangileri yazılabilir dediğine göre de cevabımız C hayır. Geldim diğer bir sorumuza. Canlı vücudunda yer alan bileşiklerin yapısında bulunan bağlar ile doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi bu soruya baktığın zaman sanki çok uzun bir soruymuş gibi geliyor. Hayır, hangisinin bağı, hangisinin yapısında hangi bağ vardır diyor. Şimdi karbonhidratlara baktığımız zaman glikozdan aklımda kalabilir zaten. Karbonhidratların yapısında glikozit bağı vardı. Yağlara baktığımız zaman yapısında ester bağı adını verdiğimiz bağ vardı. Proteinlere baktığımız zaman ise yapılarında peptit bağı dediğimiz bağ bulunacaktı. O zaman o tutturmaya kalkarsak B A C şeklinde olacak. O da cevabımız. Ceyhan'da görünüyor. Eşleştirmemizi burada gerçekleştirmiş olduk. Geldik 9. tak biyoloji sayfa 36'daki bir tane sorumuza. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerle ilgili. Ribozomda üretilirler. Hemen buna düşüyorsun. Ribozomda amino asit üretilmez. Organellerde çok daha detaylı anlatacağız ama amino asitler monomer maddelerdir. O yüzden fotosentez tepkimeleri sonucunda üretilirler. Ribozomlarda protein sentezi gerçekleşir. Amino asitler bir araya getirilir, getirilir protein molekülüne dönüştürülürler. Burada ise amino asit sentezi yok. Yapısında azot elementi bulunur. Evet proteinler için demiştik ki C, H, O kesim var. Aynı karbonizat ve yağlar gibi. Mutlaka bir de azot bulunacak. Bunu da aldık. Doğada 28 çeşittir. Doğada 22 çeşit amino asit var. Canlı vücudunda 20 tanesini kullanabiliyoruz. Ama 28 çeşit demesi bizim için kesinlikle yanlış. Hayvanların üretemediği çeşitleri var. Mutlaka bitkileri yiyerek vücutlarına almak zorundalar. Bizim üretemediğimiz esansiyel amino asitlere esansiyel temel veya zorunlu amino asit ismini vereceğiz. Hani 8 taneydi. Bunları doğadan hazır olarak almak zorundaydık. Daha doğrusu bitkilerden besin yoluyla almak zorundaydık. Bize yanlışları sormuş. Yanlışlarımız da 1 ve 3 şeklinde. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Böylelikle geldik son sorumuza. Hemen kitapları da göstereyim nerelere kadar geldiğimizi, sizin kitaplarda nereleri bitirmiş olmanız gerektiğinden bahsedeyim. Sıfırdan dokuzaya baktığımız zaman kitabı artık biliyorsunuz bir sayfada konu anlatımı oluyor. Sonra onunla ilgili sorular oluyor. Hatta videoda bu soruyu çözmüştüm. Biz baya bir ilerledik. Yani enzimlerin sonuna kadar geldik. Proteinlerin görevlerini bitirdik. Enzimlere de yavaştan bir videolarımızda giriş yapmıştık. O yüzden sayfa 46'ya kadar olan kısımda 0'dan 9'a da hepsini bitirmiş olmanız gerekiyor. Takta da yine aynı mantığımız söz konusu. Bir tane çözümlü sorumuz. Altta da iki tane test, bir tane açık uçlu, bir tane de klasik sorumuz vardı. Burada da yine nereye kadar gelmemiz gerektiğini söyleyeyim. Enzimlerin yapısını yaptık aslında ama sayfa 36'ya kadar sorularınızdan kalmamış olması gerekiyor. Genel tekrarımızda yap Yaparsak e, okul açılınca çok sıkı bir şekilde hazırlıklı olmuş oluruz diyeyim. Hemen ödüllü sorumu da göstereyim. Sorularla tekrar biyolojiden ne beklentiniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ya hocam şöyle yapalım soru çözümleri daha sık gelsin. Konu anlatımlarına daha fazla video koyalım gibi onları da değerlendireceğiz diyeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.